Herkese merhaba. Adım Savaş Girgin. Bugün 2018 YÖKTE Sağlık Bilimleri cümle yerleştirme sorularını çözeceğiz. Evet, 54. soruyla başlıyoruz. 54. soruda ilk baştaki bölüm boşluk bırakılmış, ardından cümle devam etmiş. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Kalemi elimize aldık ve ilk cümleyi, yani daha doğrusu ikinci cümleyi okumaya başladık. The food we ingest activates these bacteria in different locations in the gut demiş. Şimdi baktığımız zaman burada bazı şeylere refer olduğunu görüyoruz. Bazı şeylere refer edildiğini görüyoruz. Ne mesela burada? These bacteria, değil mi? Bakteriden bahsedilmiş. Demek ki bu bakteriden buradaki birinci cümlede bahsedilmiş olduğunu düşünebiliriz. Bu noktadan hareketle şimdi şıklarımıza bakalım. Gases and volatile vapors are directly associated demiş. Our gut house a large number of bacteria demiş. Bakın burada çıkmış. Ardından our human gas capsule demiş. Burada böyle bir şeyden bahsedilmedi. O yüzden hemen şuradan şu kısmını siliyorum. Dikkat dağıtılmasın. Overuse of antibiotics demiş. Arkasından kidney diseases can cause diye cümle devam etmiş. Görüldüğü gibi bu durumda cevabın rahatlıkla B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yapmamız gereken işlem bu kadardı. 55. soruya gittiğimiz zaman da some simple measures diye başlamış cümle. Arkasından da paragraf devam ediyor. Şimdi ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi böyle bir durumda paragraftaki topic ve controlling idea'yı bulmak. Şimdi konumuz nedir bizim? Some simple measures can eliminate the risk of food poisoning. Söz konusu olan şeye baktığınız zaman risk of food poisoning, yani gıda zehirlenmesi riskinden bahsediliyor. Bazı önlemlerle bunun üstesinden gelinebileceğinden bahsedilecek belli ki. Şimdi arkasından bahsetmeye başlamış. Hands should always be washed diye bir öneride bulunmuş. Arkasından işte fresh fruit and vegetables should be washed in clean water demiş. Böyle öneriler arka arkaya geliyor. Bakın farkındaysanız hep de should always be washed demiş. Bu should be demiş. Böyle böyle arkasından diğer bir öneri gelmiş. Arkasından son olarak daha must be cooked sufficiently diye bir öneri daha gelmiş. Şimdi bu noktadan itibaren o zaman şıklara bakalım. Madem böyle bir gıda zehirlenme riskini elimine edecek, yok edecek bir takım basit önlemlerden bahsedilecek. O zaman biz de şıklarda bunu aramamız gerekiyor. Şimdi birincisine baktığımız zaman raw and cooked food should be stored separately in the refrigerator demiş. Gene böyle bir öneri var görüldüğü gibi. Dolayısıyla bu cevabın olma ihtimali çok yüksek. Diğerlerine de baktığımız zaman the beginning of symptoms demiş. Söz konusu olan symptomlar falan değil, olamaz. Evet, dolayısıyla B'nin olma ihtimali yok. Arkasından parazit efektlerden bahsedilmiş. İşte hayvanları da etkiler, insanları da etkiler demiş. Bakın hiç bundan bahsedilmiyor. Kırsal kesimdeki insanların buzdolapları yok demiş. Böyle bir şey yok. Mild cases can be dealt diye cümle devam etmiş. Görüldüğü gibi birinci cümle hemen çıktı karşımıza. Nasıl bulduk biz bunu? Şöyle bulduk. Cümleyi okuduk. Arkasından hep böyle bakın should always be diye bir takım öneriler gelmiş. Bazı basit önlemlerle bunlar çözülebilir demiş. Biz de buna baktık. 56. soruya gittiğimiz zaman persistent vegetative state diye cümle başlamış. Şimdi burada da şöyle bir yol izleyelim. Paragrafın tamamını okumayacağım. Sadece yapmam gereken bazı şeyler var. Dikkatinizi çekmek istediğim bazı noktalar var. O da şu. Cümle bakın böyle however there is no recognition of or purpose to these actions demiş. Şimdi baktığımız zaman to these actions. Az önce ilk soruda hatırlarsanız these bacteria geçmişti. Burada da these konuşamadık burada. Actions demiş. Dolayısıyla benim burada bulmam gereken şey bu aksiyonların neler olduğunu bulmak. Baktığımız zaman persistent vegetative state raises many medical, legal and ethical concerns demiş. Bakın concernlerden bahsedilmiyor. The longer a person remains in a vegetative state that is likely demiş. Gene these actions yok. The person may also make sounds, move the eyes, move the mouth. Bunlar bir aksiyon mudur? Movement mıdır? Hareket midir? Evet, öyledir. Dolayısıyla cevabı da bulduk. Bakın yapmamız gereken şey neydi? Buradaki referi bulmak ve arkasından şıkkı bulmakta. Bazen böyle sorular bu kadar basit olabiliyor. Karmaşık gibi gözüken şeyler bu şekilde çözebiliyoruz. Arkasından baktığımız zaman bakın state for months demiş. Aylar boyunca bu bitkisel hayatın sürecinden bahsedilmiş. Olmayacak bir şey. The likely of recovery, iyileşme ihtimalinden bahsedilmiş. Bunlar değil, doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Evet, 57. soruda da dikkat etmemiz gereken şeyleri gene altını çizeceğim.
Evet, birinci cümleye baktığımız zaman though physicians attempted the blood transfusions as early as the 17th century, many hazards and failures accompanied the procedure until the mid 20th century. Böyle işte 17. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru uzanan bir takım şeylerden bahsedilmiş, değil mi? Arkasından doctors then were able to routinely match the blood type of donors to recipients and blood transfusions diye cümle devam ediyor. Buradaki then bizim için çok önemli. Burada da altını çizmemiz gereken yer then'di. Then at that time anlamına geliyor. Tekrar diyorum, at that time, yani o zamanlar. Şimdi hangi zamanlar diye sorarsam ben cevabı da bulacağım. Hadi bakalım, burada zaman var mı? Techniques to allow the consistent detection of blood type finally became available in the 1950s demiş. Zaman geçmiş burada. Mantıklı, değil mi? Bu şekilde zaten aradığımızda böyle bir şeydi. B'ye baktığımız zaman da böyle bir zaman görmüyoruz. C'de görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. D'de görüyor muyuz? Görmüyoruz. E'de ise blood type donation process takes about 45 minutes, 20 minutes gibi şeyler var. Bunlar zaman değil, bunlar süre. Dolayısıyla bu da olamaz. Dolayısıyla cevabımız A oluyor. Evet. Neden olduğunu anladık, değil mi? Yani then dedi burada. Then'in at that time, o zamanlar olduğunu, biz hangi zamanlar sorusunu sorduk ve bulduk. Yani her şeyde soruda bu şekilde bulacağımız bir takım stratejilerimiz var. Bu stratejileri üzerine gidip böyle geliştirdiğimiz zaman soruları çözebiliyoruz. Devam ediyorum. 58. soruda da a typical healthy adult has a respiration rate diye devam ediyor. Yani bu oranları vermiş. Arkasından da the rate also increases diyor. The also increases dediğine göre, değil mi? Yani bir oranın artışından bahsediliyor burada. Demek ki hani bu, az önce böyle bir artışla ilgili bir şeyden bahsedilmiş. Şimdi tekrardan bundan bahsedilecek. Benim de arayacağım burada böyle bir şey olması lazım. Demek ki increase kelimesinden bahsedecek ve oranın da geçmesi gerekiyor. Bakalım nerede var? Therefore treatment of acute respiratory failure denilmiş. Burada bir artış söz konusu değil. However it accelerate demiş. Accelerate ivme kazanmak, artmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla B'nin olma ihtimali çok çok yüksek. Arkasından also heart rate is assessed demiş. Yani heart rate'in değerlendirilmesi, listening de stetoskopta dinlenilmesinden bahsediliyor. Söz konusu bu değil. D'de gene solunumun yetersizliği, respiratory failure'dan bahsedilmiş. Brainstem'den bahsedilmiş. Hiç konumuzla bakın alakası yok. Dolayısıyla burada it dediğimiz it accelerates, yani rate'den bahsediyoruz. Oranın artışından bahsediyoruz. Neyle artarmış? Fiziksel aktivite ve egzersizle artarmış. Aynı zamanda bir de şununla artar diye cümle devam ediyor. Böyle açıklamasını yapıyor. Dolayısıyla cevabımız burada da 5 şık olmuş oluyor. 59. soruya geldiğimiz zaman da more than 30 years after scientists identified HIV demiş. Evet, AIDS virüsünün sebebi olan HIV'den bahsediliyor. Still have not managed to devise effective vaccine against the virus. Halen daha bunun için efektif bir etkin bir aşı geliştirilmemesinden bahsedilmiş. Arkasından cümle devam etmiş. Sonra buraya gelmiş. However, an efficient vaccine that prevents infection in the first place would be the best demiş. Ancak demiş, yani bir etkin bir verimli bir aşı ondan sonra şeyi enfeksiyonu etkilemesinde en iyi silah olurdu gibilerinden bir açıklamasını devam ettirmiş. Şimdi ancak dediğine göre demek ki buradaki mevcut AIDS'e karşı geliştirilmiş aşının henüz daha olmadığını görüyoruz. Buradan bunu çıkartabiliriz, değil mi? Dolayısıyla bakalım şıklara. For example, for any antiviral vaccine demiş. Antiviral aşılardan bahsediyor. Söz konusu bu değil bakın. Scientists strongly believe that one drug might put an end demiş. Of all these painful phases of many diseases demiş. Bizim bakın bahsettiğimiz şey AIDS'ti. Many disease'den bahsetmiyoruz. C'ye baktığımız zaman da certain drugs, belli ilaçların can usually keep the infection and under control for decades demiş. Yani 10 yıllar boyunca bu enfeksiyonu kontrol altında tutabildiğinden bahsetmiş. Ancak işte etkin bir ilacın, aşının ilk etapta en iyi silah olacağından bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız burada C olacak. D'nin ve E'nin neden olmadığını söyleyelim. Researchers are cautiously optimistic that it would work on the bacteria with the organ demiş. Bakın ana konudan çok uzakta bir şey. The same approach works well
for vaccines against other viruses. Same approach demesi için bir approach'tan bahsedilmesi lazım. Böyle bir approach da söz konusu değil. Dolayısıyla baktığımız zaman, bakın burada infection'dan da bahsetmiş. İki defa altını şöyle çizelim, gösterelim. Evet, buradan da C'de de bahsetmiş. Her kelimede, her cümlede böyle neyi neye refer ettiğini bulmaya çalışırsak işimiz de gayet kolay olacaktır. Evet, bu şekilde evet, 59. soruyla YÖKDİL Sağlık bölümünün cümle yerleştirme kısmını da bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.